Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Filmlerdeki sesler hiç de tahmin ettiğiniz gibi yapılmıyor. Örneğin bir kapı sesi aslında bir makara sesi olabilir. İşte bugün kamera arkasında sesler nasıl yapılıyor birlikte izleyeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. On numara, zombi. Zombiler, her popüler film ve dizi konularından biri. Sesleri ise hiç tahmin edemeyeceğiniz şekillerde yapılıyor. Örneğin bir zombinin yeme sesi domates çiğneyerek, çiğ bir tavuk etini mıncıklayarak veya çeşitli meyveleri büküp parçalayarak oluşturuluyor. Bu sesleri gözleriniz kapalı dinlerseniz sizi direkt olarak bir filmdeki zombi sahnesine götürecektir. 9 numara, korku. Sesler korku filmlerindeki en önemli şeylerden biridir. Rahatsız edici gıcırtılar, garip hışırtılar duymaya başladığınızda kötü bir şeylerin olacağını anlarsınız. O kadar çok gerilirsiniz ki birisi arkadan bö dese çığlık atarak koşacak duruma gelirsiniz. İşte bu sesler kabus makinesi adı verilen bu alet ile yapılıyor. Cetveller, gerilmiş teller ve metal parçaları. Belki korkunuz biraz azalır çünkü artık nasıl yapıldığını biliyorsunuz. 8 numara, kapı sesi. Gerilim filmlerinin vazgeçilmezidir. Bir kapı gıcırdayarak aniden kapanır. Kapı sesini de kapıdan alsınlar dediğinizi duyar gibiyim ama hayır. Kapı sesini yapmak için bir bavul ve bir film makarası kullanılıyor. İşte aynen böyle. 7 numara, yağmur. Ses uzmanları doğa seslerini canlandırmanın çok eğlenceli olduğunu söylüyorlar. Örneğin yağmur damlacıklarının çıkardığı sesi taklit ederken lastik bir bot kullanılıyor. 6 numara, yiyecek. Yiyecekler birçok farklı ses üretmek için kullanılıyor. Örneğin kemik kırılma sesini çıkarmak için çiğ makarna çiğniyor veya pırasaları büküyorlar. Veya bir atın çiğneme sesini havuç veya lahana çiğneyerek ortaya çıkartıyorlar. Yani aslında duyduklarımızla gördüklerimiz arasında bir bağlantı yok. 5 numara, saat. Dakikanın çıkardığı o zayıf ve incecik sesi bilirsiniz. Peki bunu nasıl kaydedebilirsiniz? İki metal çubuğu birbirine vurarak tabii ki. 4 numara, at hareketleri. Dört nala koşan atların ayak seslerini çıkartmak için birçok alternatif yöntem var. Zemin olarak kar sesi çıkartmak için kum kullanılıyor. Ve nal sesleri için ise taşlar yere vuruluyor. 3 numara, yürüme. Neredeyse her filmde olan ayak sesleri nasıl yapılıyor dersiniz? Diyelim ki karda yürüyen birini izliyorsunuz. Gördüğünüz şey kar, ancak duyduğunuz ses kum. Çoğu zaman kum veya nişasta dolu bir çuvala basılarak bu ses ortaya çıkartılıyor. Kadın ayak sesi için ise topuklu ayakkabılar ve zemin çok önemli. Ancak burada ses uzmanları yürümek yerine sağa sola doğru adım atarak farklı sesler çıkarmayı amaçlıyorlar. 2 numara, deniz. Deniz kıyısındaki dalgaların sesi ve rüzgar. Bu sesleri doğal ortamında kaydetmesi çok zor. Çünkü birçok başka dış ses de kayda giriyor. Bu sebeple özel odalarda tam da bu şekilde yeniden canlandırılıyorlar. Burada denizde ilerleyen bir yelkenli sesi için bir parça deri ve küçük bir küvet kullanılıyor. Eğer bir şelale sesi yapılacaksa da bir kova su beton bir zemine dökülerek kayıt yapılıyor. 1 numara, dinozor. Dinozor filmleri oldukça seviliyor ve izleniyor. Peki bir dinozorun sesi gerçekte nasıldır? Gerçek bir dinozor bulma imkanı olmadığı için ona en benzeyecek sesler çok garip şekillerde elde ediliyor. Hazır mısınız? Öncelikle domuzlar kullanılıyor. Çıkarttıkları boğuk sesler oldukça işe yarar. Bunun dışında aslan kükremesi, maymun çığlığı ve deniz aslanlarının sesleri de dinozor sesleri için çokça kullanılıyor. Bonus. Gerilim filmlerindeki ortam seslerini yapmak için birçok farklı alet kullanılıyor.
Bunlar metal parçalardan oluşturulmuş garip görünümlü aletler. Şu sesleri dinlerken bile insan korkmaya başlıyor. Bir de bu sesler görüntülerle birleşince ortaya son derece korkutucu filmler çıkıyor. Hangi ses sizi daha çok şaşırttı? Yorumlarda yazın. Videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve yeni videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.